besteci, yapımcı, bilim kurgu karakterlere ait nesnelerin koleksiyoneri bir opera sanatçısı. Kocaman gövdesinin içinde adeta birden fazla adam, birden fazla hayat var. Mesela dünyaya ve Türkiye'yi büyük sinema prodüksiyonlarıyla müziklerini dinleten biri. Bir taraftan meşhur Yıldız Savaşları karakterlerinin ikonlarından oluşmuş dünyanın ikinci en geniş koleksiyonunun sahibi. Bir başka tarafta animasyon var. Bütün bu görünürlüğün içinde daha az görünür olan şiir. Ama söylediğine göre şahsi duyguları onda nota nota değil, mısra mısra çıkıyormuş ortaya. Film müzikleri, reklam besteleri, Star Wars, Şirin Baba, şiir, edebiyat. Nasıl yani? Hem de şu alanda. Nasıl yani? Aslında bildiğim, fakat galiba biraz unuttuğum bir hikayeyi hatırlattı bana bu mekan. Ömer Seyfettin'in Gizli Mabet diye bir öyküsünü okumuştum. Çok yıllar olmuş. O hissi verdi. Orada safça bir esas kahramanımız vardı. Ve daha önce görmemiş olduğu bir mekanı kendi yorumlamasıyla bir başka bir yere taşımıştı. Aslında bir sandık odasıydı. Belki ihtiyaçlara göre düzenlenmiş bir yerdi. Yani orada yaşayan kişi için normal bir yerdi ama dışarıdan bakan bir göz için başka bir şeye bizi davet ediyordu. Bu mekanı görünce ister istemez başım şöyle gerilere gidiyor, ilerilere gidiyor. Burası bir çalışma mekanı. Nasıl yaşanır? Ne yapılır burada? Burada insan çocukluğunu kaybetmez. Yaratıcılığını kaybetmez. Benim beslendiğim her şeyi bana hatırlatmakla görevli. Ve aynı belli bir misyonu, vazifesi var burada. Tabii. Çok bilerek hazırlanmış. Aynen öyle. Her parçanın bana hatırlattığı, beni bir yerde tuttuğu, bir yere çektiği, bir yere davet ettiği bir şeyler var. Kendimi rahat hissettiğim. Yani hem bir estetik kaygısı olmayan ama bir yandan da gerçekten olan. Yo, çok kendi yok, içinde yani, tutarlılığı da olan bir mekan. Yani hani yakıştığı için öyle yapılmış değil de onu kastetmiştim. Yani işte daha ergonomik nasıl olur? Daha keyifli nasıl gözükür? Işıklar nasıl olursa daha rahat çalışılır gibi tasarladığım. Ama esas şey hakikaten o yani. Çocukluğumu bana kaybettirmeyen bir mekan. Niçin çocukluğun kaybolmaması gerekiyor? Ne yapılıyor burada? Şimdi şöyle, benim mesleğim, çok şanslıyım ki çocukluğuma çok dayalı. Ben 7-8 yaşındayken bilim kurgu filmleriyle tanıştım. Ve o filmlerden çok etkilendim. Çok etkilendim. Öyle ki bir de video yeni çıkmıştı dünyada. Videodan o filmleri devamlı seyrediyordum. Hatta günde 2 kere, 3 kere seyrettiğim oluyordu aynı filmi. Ve bir seri filmi ben 14-15 yaşıma kadar o kadar çok izlemiştim ki hepsinin diyaloglarını ezbere biliyordum. Yani bir filmin başına oturduğumda ilk kareden son kareye kadar filmle birlikte konuşmaları ben de onlar birlikte konuşabiliyordum. Şimdi belli ki kulağım da iyiymiş, müzikal kulağım. Ve ben bir şey keşfettim ki beni bu kadar çok derinden etkileyen bütün filmlerin ortak bir paydası varmış. Hepsinin bestecisi aynı adammış. Allah Allah. Ve müzikal bir bağlantı buldunuz. Aynen. Orada. Dolayısıyla John Williams ismi. Dolayısıyla işte dediğim gibi benim müzikal kulağım da varmış ve iyiymiş ki ben fark ettiğim bütün bu 7-8 yaşından beri seyrettiğim, günde birkaç kere seyrettiğim filmlerin hepsinde sanki konservatuarda okuyan bir kompozisyon öğrencisi gibi devamlı etüt etmişim müzikleri. Çok ilginç, evet. Dolayısıyla benim çocukluğumdan başlayan bu tutkum bana mesleğimin altyapısını hazırladı hayatta. Bir şey soracağım. Bu hazırlık sürecini siz kendi başınıza mı tecrübe etmiş oldunuz? Yoksa bu esnada etrafınızda mesela sizdeki yeteneği veya eğilimi keşfeden biri ya da birileri var mıydı? Yoktu, bir de tam tersine. Babam müzisyendi benim. Evet. Ve kendisi benim müzisyen olmamı istemiyordu. O ilginç. Ben hep oradan şöyle bir hikaye bekliyorum. Babam müzisyendi ve beni bu konuda destekleyen kişi. Yok, tam tersine. Hiç istemedi. Çünkü burada yani Türkiye'de müzisyenliğin zor olduğunu, benim hayatta zorluklar çekeceğimi düşündüğünü hep bana söylerdi.
hiçbir şekilde destek olmadı. Ya destek olmadı demeyeyim, köstek olmadı ama hiç beni o yöne kanalize etmedi. Yani, hiç asla. Ben konservatuar sınavlarına girmeye kendim karar verdim o sabah. Gidip yazıldım. Bir hafta sonra sınav vardı. Annemle babamın haberi bile yoktu. Öyle gerçekten mi? Evet. Bu ilginç çünkü. İlgisiz değillerdi de yani ben haber vermedim onlara girdiğim. O belli. O sizin muzipliğiniz var bir yerde. O biraz belli. Var. Zorladınız mı bu anlamda ebeveyninizi? Yok hayır. Ama biraz ben başında buyruktum. Ki, yani terbiyeli bir çocuktum ama. Yani kendi kararlarımı kendim alabileceğimi onlar anladılar ben çocukken de. Onlar beni buna yetiştirmediler. Beni öyle yetiştirmediler. Ama ben çok böyle minik stratejik olaylarla kendi kararlarımı alabildiğimi onlara gösterdim. Çok çocukken beri. Bir şey daha soracağım. Şimdi müzikal anlamda böyle bir destekleme söz konusu değildi diyorsunuz. Az önceki anlattıklarınızdan şunu da düşündüm. Kendi hani çocukluğumuzu geçirdiğimiz o çağa göre demek ki siz bilim kurguya, teknolojiye de meraklı biriydiniz çok, aynı zamanda. Tabii. Şimdi hani günümüz ebeveynlerinin endişelerinden bir tanesidir. Hem güncelin içinden koparmak istemezler çocuklarını ama hem de o gaya kuyusunun içinde kaybetmekten de korkarlar. Böyle arkalarında koşarlar. Sizin böyle bir hani özellikle izlediğiniz filmlere düşkünlüğünüz, alakanız filan nasıl bir karşılık buluyordu? Onunla ilgili durum nasıldı evde? Evladım çık biraz dışarı dolaş. Gez. Yok ben şu sanırım o neslin son şanslarındanım. Ben dışarıda da çok oynadım. Dışarıda çocuk olarak vaktimin çoğunu dışarıda geçirdiğim bir dönem de oldu. Daha sonra bilgisayarlar çıktıkça onları keşfettikçe bilgisayarla daha çok vakit geçirir oldum. Ama mesela filmler beni çok etkiliyordu. Filmlerde gördüğüm robotlardan robotlar yapmaya çalışıyordum. Çizimler yapıp onları gerçeğe geçirmeye çalışıyordum 12-13 yaşında. Ki şimdiki gençler nasıl şanslı? Robotik dersleri var yani. Bu bahsettiğim 30 yıl, 35 yıl önceden bahsediyorum. Yani filmlerden ben çok etkileniyordum her şekilde. Hem işte müzikal açıdan. Mesela animasyon yapmaya karar vermiştim. Animasyon filmlerini çok sevdiğim için. Stop motion animasyon diye bir şey vardır. Onu yapmaya çalıştım. Sanırım 81-82 idi. Ve macun yoktu o zaman bulabileceğim. Bizim mahalledeki camcıdan cam macunu alıp yapmaya çalışmıştım. Aslında yaratıcı bir çocuktum ben. Her türden böyle kendimi besliyordum. Ve karar kıldığım şey müzik oldu. Ama devam ediyorum mesela resim yaparım, heykel yaparım, şiir yazarım. Şimdi onu soracağım. Yani müzik ana damar olabilir ama onun dışındaki ilgiler olmaya devam etti mi ya da ne ölçüde yaşayabildi? Tabii. Şöyle aslında çok majör yaşadı. Şimdi bir tane şiir kitabı hazırladım, onu çıkartacağım. Yani yani çok ciddi şekilde kalemle haşır neşirim. Onu çok seviyorum. Ha, aranız iyi yazıydı. Tabii tabii. Ama bir şiir kitabı hazırladım, bakalım çıkartacağız mı yeni. Resimle ilgileniyorum. Şiir ve müzik diyebilirim. Üçü. Bir şey daha var. Yani belki geçmiş dönemlerde bu daha fazla böyleydi. Çağımıza yaklaştıkça böyle disiplinler arası bağlantı kopmaya başlamış gibi. Yani insanlar daha tek bir çizgi üzerinde gidiyorlar. Bu geçmiş dönemlerde bilimde de sanatta da daha fazla iç içe geçmişlik vardı. Tabii bu uzmanlaşma ile birlikte biraz daha dediğim gibi tek damarda. Bu besleyici bir şey mi yoksa dikkat dağınıklığına sebep olmak gibi bir riski olabilir mi? Sizde nasıl oldu? Şimdi ilginç bir yaklaşım oldu sizinki. Düşünüyorum. Yani benim için öyle değil. Ben yani her şeyi beraber götürmeye çalışıyorum. Belki onun için bana vakit yetmiyor. Ben mesela gençlere onlara danışmanlık verdiğim vakit, onlara akıl fikir bana sordukları vakit, kendimde ne kadar varsa paylaşacağım vakit, onlara mesela hobileri olmalarını, hobi seçmelerini sağlık veriyorum. Kendilerini donatmalarını, birçok şeyle ilgilenmelerini, yani bir yere fokus olup kalmamalarını ama birçok alanda kendilerini yetiştirmelerini, bir yeri daha fazla çalışmaları gerektiğini anlatıyorum. Ben mesela öyle yapıyorum. Benim gerçekten çok hobim var. İşte mesela bir tanesi koleksiyonum. Bazen onlara verdiğim ilgi seviyeleri değişebiliyor. Ama hobilerimle birlikte yaşıyorum. Gene konuyu başa çevirirsem de hobilerimden bir tanesinin ana dalı müzik olduğu için yani iş yaparken
keyif alıyorum. Sanki böyle hobimden, hobilerimden birini yapıyormuş gibi oluyor. Müzik ne? Hani böyle neden müzik? Karşılığında da çünkü bir hayat tarzı. Öyle mi? Şöyle, çok güzel bir cevabım var buna. Amerika'da ilk kez Amerikan futbolu çıktığı vakit, şimdi buna Türkçe'de de öyle, hani futbol oynanıyor ya. Evet. Şimdi bu sporculardan biri ilk kez para kazanmış. Babası demiş ki, baba ben işte bu şu kadar $1000 para kazandım. Babası sormuş, bir dakika demiş, sen şimdi oynadın bütün gün ve para mı kazandın? Şimdi oynuyorsun ve para kazanıyorsun gibi düşünmüş o. Aynen öyle. Yani oynuyorsun, keyif alıyorsun. Bundan da hayatını geçindiriyorsun gibi bir şey. Keyifli yani çok. Eğlenceli, zevkli bir şey o zaman. Evet. Buradan tam şeye dönüyor. Mesela eğitim sistemine. Yine bir böyle bir TED Talks programını da izlemiştim. Adam çıkıp diyor ki, buradaki herkes... Cümlesine böyle başlıyor. Hepiniz diyor işlerinizde başarısız olacaksınız. Her kim ki çok aşık olarak, tutkulu olarak yaptığı işi meslek olarak seçmediyse. Şimdi aslında öyle. Hareket yani, noktası böyle sağlam şimdi olunca. Şimdi eğitim sistemi evet. Öyle olunca zaten hani hedef de o ya. Hı hı. Kim neyi yapmaktan hoşlanıyorsa, kim neyi ne kadar güzel yapıyorsa, neyi yaparken çok zevk alıyorsa o işte başarılı oluyor. Başarı ilerliyor, geriye bir şey bırakabiliyor. Topluma, uygarlığa faydası oluyor. Yaşadığı çevreye. Sanki öyle. Peki eğitimle hayatın kendisi orada nasıl bir alanda buluşuyor? Yani sizin eğitimini aldığınız alan müzik. Evet. Bunun bir keyfe dönüşmüş olması şans mı yoksa siz iyi mi tespit edebildiniz? Bu ne güzel nasıl soru. Oldu? Teşekkür ediyorum. Çok küçük yaştan beri ben karar vermiştim. Bunda yazar kuzenim Mehmet Murat Somer'in de çok büyük faydası ve paydası var. Ki küçüklüğümden beri onların evine her gittiğimde bana bir tane film müziği plağı koyardı. O gece onu dinlerdim. Ve ben film müziklerinden çok etkilenmeye başladım. Beni başka yerlere götürdüğünü fark ettim. Ve besteci olmaya, medya için müzik yapmaya küçük yaştan karar verip ona göre stratejimi kurdum. Ona göre adımlar attım. Öyle gelişti. Yani bu kurgulanarak, üzerinde çalışılarak, düşünülerek hakikaten yapılabilir diyorsunuz. Tabii ki. Yani şansın devamında olarak. Tabii ki. Yani şans da büyük bir payda. Şans da olması lazım. Hı hı. Ama tabii ki kurgulanması da lazım. Yoksa başka türlü olmuyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi çok severek ve eğlenerek işini yapan bir adam var karşımda. Üstelik bunu çok küçük yaşta karar vererek üstelik hı hı. yapmaya başlamış ama şans kısmına dönelim. Hı hı. Sizce... Sizin en büyük şansınız ne? Farkınız ne? Bir kere evet beni müziğe yönlendirmeyen annemle babama bir şey vereyim burada kredi. En azından bana engel olmadılar. İlk şansım o diyebiliriz. Ne müziğiymiş falan demediler yani. Ondan sonra sanata karşı çok ilgili bir ortamda büyüdüm. Şanslarımdan bir tanesi babam Türk sanat müziği sanatçısı ve hocasıydı. Gelmiş geçmiş en büyük bütün Türk sanat müziği solistlerinin hocasıydı. Dolayısıyla hepsi bizim evimizde şarkılarını öğrendiler, çalıştılar. Bu da büyük bir şanstı. Ben Türk müziğini öyle öğrendim. Gene büyük bir şans. Rahmetli Yalçın Hocam, Yalçın Davran operadaki hocam. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir operacıydı. Oradan çok iyi opera öğrendim. Babam gene rahmetli yani hem bizim eve gelen sanatçılar, sanatçı ortamının dışında çok iyi bir virtüözdü, bir keman sanatçısıydı. Yani bir enstrümanla nasıl haşır neşir olunur, nasıl onunla hemhal olunur onu öğrendim. Şimdi bir kere dolayısıyla aileden çok beslendim. İlgi alanlarımın bu kadar büyük olması, çocukluktan beri bilgiye ve teknolojiye, filmlere böyle aç olmam, onlardan sünger gibi her şeyi çekiyor olmam başka bir şansım oldu. Çok meraklı biriyim. Yapımla seçtiğim şey, mesleğim, yeteneğim hepsinin hani böyle dizilir ya gezegenler. Öyle hepsinin aynı yere dizilmesi herhalde şansım oldu. Biraz o az önce bahsetmiş olduğunuz ortamdan yani çocukluğunuzdaki evinizdeki ortamdan bahsetmenizi istesem. Çünkü oradan da başka bir kapı aralanıyor. Yani şimdi bunu bir bilgi olarak biz buna sahip olabiliriz.
Evet, Rahman Altın böyle bir evde doğduğu için zaten müzik, evet, farklı bir kategoride, farklı bir icra biçimiyle belki veya türünde bir aşinalık oldu, oradan yeteneği keşfedildi falan denilebilir. Ama bunların hepsi bilgi, duygu. Duygu ne şöyle. Ne hissettiriyordu, nasıl bir ortamdı? Şöyle, yani bir kere benim için herkes sanatçıydı. Ben başka kimseyi tanımadım çünkü. Yani evde sanat konuşulur. Birisi icracıdır, birisi bestecidir, birisi heykeltıraştır, birisi ressamdır. Zaten hayat bu kadar renkli, derin, entelektüel bir şeydir diye büyüdüm. Dolayısıyla o benim için öyle bir duyguydu. Yani ben ilk şiirimi yazdığımda 12-13 yaşında, 15 yaşında kimse çok şaşırmadı. Yani zaten şiir yazılmış. Çocuk lazım. Buradan yetiştiğine göre böyle olacak. Tabii yani evet. Beklenti. Ben o duyguyu yaşadım yani. Yani sanatçı bir ailede ve çevrede büyümenin verdiği belki bana ne olmuş olabilir? Çok duygusal biri olmamda. Duygularımı daha sonra ifade edebilme becerisini kazanmam da yardımcı olmuş olabilir. Yine de bir sır vereyim. Mesela ben çok duygulandığım vakit kendi özel duygumda, mesela beste yapmıyorum. Çok duygulandığım vakit şiir yazıyorum. Bir filmle veya bir besteyle olan ilişkim daha farklı. Yani onu okuyabiliyorum. Bir duyguyu görüp ona bir beste yapabiliyorum. Ama kendim kişisel duygulandığım vakitte bu daha çok... Bu çok işte tam aradığımız şey aslında, evet. Bu yani. Çünkü sanatın her dalı insana dokunur, temas eder ama herkeste her sanatın sanatı şeyi karşılığı galiba farklı. Duygusu, evet. Farklı yani bir biçimde. Sizin için büyülü olan anladığım kadarıyla bu yüzden biraz daha şiir gibi. Hem öyle, bir şey daha var. Mesela belki de 7-8 yaşımdan beri, ki bunu çizerler bilir, söylerler, siz de muhakkak duymuşsunuzdur, egzersiz çok önemlidir. Devamlı bir şey çizmek lazım. Ben mesela hiç durmadım çizmeye. Yani ben o gün içinde hala konuşurken, hesap yaparken, plan yaparken, kağıtla kalemle hep beraberimdir. Devamlı bir şey çizerim. Şimdi biz üreten tarafında olmadığımız için biz sizin yaptıklarınızın alıcısıyız. O yüzden zannediyoruz ki etrafta şöyle küçük periler var. Evet. İşte geliyorlar. Bak bak ne diyeceğim. Var aslında. Bak, bak. Onlar işte buraya koydum onu. Yani söylüyorlar, siz de yapıyorsunuz falan diye kabul ediyoruz biz. Yani işi evet. Çok şey algılıyoruz. Yani hissetti. Duygu insanı. Ondan yapabiliyor. Yani bu zaten bu hisler, duygular, onları kağıda kaleme, notalara dökmek o kadar karmaşık şeyler ki aslında. Hiç çok fazla içine girmemek lazım. Oluyor yani bir şekilde. Bir kenardan bakın diyorsunuz ona. Yok, siz, kendim için diyorum, sizin için değil. Ama şöyle ki her besteciye bunu dilerim. Yani yaratmakla ilgili sıkıntı çekmesin sanatçılar. Yani bir yerde tıkanmak hiç karşılaşmasınlar. Ben şahsen onu hiç yaşamıyorum. Yaşadınız mı? Yok, hayır. Çünkü hani sonra bir de üstüne hani formül geliştirme arayışları, çalışmaları olur. Yani şunu yaparken üretebiliyordum, bir dakika bu durdu, o zaman bu üretimin durması yani falan da yansıdı gibi. Yani sıkça rastladığın, duyduğun bir şey bu ama ben öyle olmadım. Ben çok egzersizle. Ama çalışıyorsunuz, benim anladığım o yani. Hiç boş bırakmıyorsunuz. Asla. Sizi terk etmesine izin vermiyorsunuz galiba. Yani şöyle, yani çok egzersiz yapmak bir şeyi bir kere çok rahat yapabilmeniz anlamına geliyor. Mesela bu programı izleyip buradan feyz alan, kendine birkaç damla bilgi biriktirecek bir genç varsa ona her gün iyi, kötü, çok iyi, azıcık, uzun bir beste yapmasını tavsiye ederim. Her gün. Veya bir şey çizmesini. Durmasın. Ve şimdi düşünelim. O çocuk bugün mü bir beste yapmaya başladığında daha rahat yapar, seneye mi? Bir şey ortaya koyar, evet, gelecek yıl mı? Yani biz şöyle düşünelim. Mesela bir genç arkadaşımız bir yıl boyunca bir kitabı baştan sona her gün okusa, 30 sayfalık bir kitabı, bir yıl sonra o kitabı ne yapar bir düşün yani. Ters çevirir, ters okur. Egzersiz çok önemli. Practice. Peki üretiminizde sizin için en önemli fasıl hangisi? Yani bestelerinizde ne yapmaktan zevk alıyorsunuz ya da daha kolay veya rahat yapıyorsunuz? Çok güzel bir soruymuş yine. Çok tebrik ediyorum. Sorularınıza hayran kaldım. Yani tabii ki o beyaz sayfa çok eğlenceli. Yani bir filmi ilk kez gördüğümde filmin bana ne dediğini dinlemek,
yönetmenin verdiği briefle onları harmanlayıp, sentezleyip, ortaya yeni bir şey koymak. Nasıl bir süreç? Yani çok iletişimde olmanız mı gerekiyor? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Tabii şimdi şöyle, ilk önce benim kullandığım terimleri çok seçerek kullanıyorum. Çok da beğeniyorum bu terimleri. O filme bürünüyorum. O bir aşk filmiyse o aşka bürünüyorum. Hikayeyse hikayeye, savaşsa savaşı. Yani o hikayenin içinde ben de oluyorum. Onunla birlikte nefes alıyorum. Bu duygusal açısı. Ama mekanik olarak yönetmendir sonuçta. Benim bana ne istediğini anlatan ve benden o besteyi alacak olan. Onun baştan sona filmi nasıl gördüğünü, nasıl çalıştığını kafasında, neler istediğini çalışıyorum. Kare kare. Filmin ilk karesinden son karesine kadar buna İngilizce bir terimi var. Spotting session deniyor. Yani bir spot ışığın bir yeri aydınlatması gibi filmin her noktasını yönetmenle çalışıyorum. Ve onun notlar alıyorum. Yani ve bu notlar filmin sonuna kadar hep beni yol gösteren bölüm oluyor. Burada ne isteniyor, o öbür sahneye nasıl bağlanacak, yönetmen neyi tercih ediyor, hangi duyguyu öne çıkarmak istiyor, hangi duyguyu saklamak istiyor gibi. Bunları yaptıktan sonra başka bir bölüm başlıyor ki o bölüm çok önemli. O bölüm benim o bilgi doğrultusunda önümdeki ekrandaki görüntüyle yeni bir şey yaratma sürecim. Bu o kadar majör bir etkisi var ki bu beni filmin sahiplerinden biri yapıyor. Hukuken filmin 3 sahibi var, eser sahibi. Filmin senaristi, yönetmeni ve bestecisi. Yani bu o kadar aslında önemli bir süreç ki siz o eser sahibisiniz aslında bu o andan itibaren. Hı hı. Tabii ve ben de bu eser sahibi olmak için gerekli önemi ve çalışmayı ve duygu birikimini oraya aktarıyorum. Yani o artık benim de bir eserim olmak zorunda. Dolayısıyla o andan itibaren o bürünmüş olduğum havada yönetmenin beni yönlendirdiği doğrultuda sahne ne diyorsa oradan bir harmanlayıp bir şeyler çıkarıyorum. İlk çıkan besteler o besteyi yönetmeni dinletme anım. Ondan pozitif feedback alırsam bundan sonraki bestelerin nasıl kolay çıkacağı, nasıl kolayca ilerleyebileceği gibi şeyler de güzel noktaları. Bazen çok yorucu oluyor bu süreç. Bazen de yani çok yorucu oluyor. En tatlı kısmı filmin en sonunda yani müziğin tamamının bittiği, onaylandığı yönetmen tarafından, müziğin prodüksiyonunun bittiği, onları final mixte filmin içine yerleştirdiğimiz, dengelerini ayarladığımız ve kilitlediğimiz vakitte en zevklisi. Genelde şeye gidip hani en güzel yer filmin ilk açılış gecesi galasında filmi sahnede seyretmek olmuyor benim için. Benim için önemli yer onun bittiği an oluyor. Bittiği an. Çünkü zaten ben filmi kare kare 10.000 kere seyretmiş oluyorum. Ondan sonra böyle zevkli bir süreç. Yorucu ve zevkli. Yorucu ve zevkli süreçten sonra aslında yani edindiğim izlenim o ki evet yani sonundaki ödüllendirme o galada filan değil. Yani öncesinde bu olmuş duygusunu hissetmek tabii, yani. Tabii. Kişisel olarak öncelikle. Bir de şöyle bir durum var. Her zaman söylediğim gibi benim müziğim filmin önüne geçmemeli. Filme birden ona kadar tamamen hizmet etmeli. Ancak filmden ayırdığınız vakitte kendi ayakları üzerinde durabilen, başı, ortası, sonu formunda olan gerçek bir sanat eseri olmalı, bir beste olmalı. Ben hep buna dikkat ediyorum. Ve bunu hep kendi çapımda, kendi dağarcığımda becerdiğimi düşünüyorum. Onun için de film müzikleri benim için başka bir şey ifade ediyor. Yani bitmiş olduğu vakit o eser benim için artık benim bitmiş bir eserim var. O bir filmin parçası. Beraber yaşayacaklar. Ama bir müzik sever, bir film müziği sever. Onu dinlediği vakit ayrı bir film müziği CD'si, albümü dinler gibi dinlediği vakitte bunun baştan sona keyifli müzik parçası olmasını hedefliyorum.
Burada insanın kendi hevesleri ve çalışma aşkıyla birlikte işin bir de ticari boyutu var. Çünkü yani filmler içinde bu böyle, reklam müzikleri içinde bu böyle. Bu kaygılar başka bir baskı oluşturuyor mu? Sıkıntıya sebep oluyor mu? Bunu nasıl atlatıyorsunuz? Ben bunu söyleyip duracağım demek ki. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Medya için müzik yapmanın uluslararası bir standardı var. Diyorlar ki, kim stres altında sanatını en iyi şekilde icra edebiliyor, o bu meslekte kalsın. Harika ölçü. Çünkü siz bana derseniz ki, yarın yok, bohem bir sanatçı olarak git çıkın dağa, bize en güzel bestenizi yapıp getirin 3 yıl sonra. O zaman hayat çok güzel, öyle değil ama. Yarın akşam 8'de yayın var. Ve oraya ben bir beste yapmak zorundayım. Bu beste çok güzel olmak zorunda, müşterimi memnun etmek zorunda, amaca hizmet etmek zorunda. Hı hı. Reklam müziği yapıyorsak mesela. Ki reklam müziğinde kendi kendine başka bir mecra açıldı son yıllarda. O da şu. Yine seyircilerimizden özür dileyerek söyleyeceğim. Bunun Türkçesini bilmiyorum çünkü. Sonic ID deniyor. Yani ses kimliği. Ve audio branding deniyor bir de buna. Yani o da ses markalama diyelim. Aslında çıkıyormuş, doğru. ve böyle bir şey var. Yani siz bir ses formatıyla bir markayı hatırlatabiliyorsunuz. Aynen grafik tasarımlar gibi. Evet. Dolayısıyla marketingde, reklamcılıkta müziğin yeri vazgeçilmez bir boyutta. O başka bir disiplin ve o kadar çok üstlendiği rol var ki güçlü. Bunları bilip bir yandan sanatınızı ortaya koyup bir yandan o zamanlamayı yetiştirip her şeyi aynı anda böyle jonglör gibi kırmadan yumurtaları ilerlemek lazım. Yani o zamanın baskısı aslında avantaja dönüşebilir. O sadece sizdeki belki yetenek ve birikimin ne olduğunu ortaya çıkaracak bir şey. Aynen öyle. Zamanın baskısını şöyle bir toparlayabilirim. O yayın saati geliyor, net. Hiç o ertelenmeyecek. Yani 100 kişilik bir ekibin aylarca yaptığı çalışmanın son halkası müzik. Hı hı. Herkes beni bekliyor, müşteri beni bekliyor, ne yapacağım diye şaşırıp kalıyorsanız başka bir meslek seçmelisiniz. O stres altında, o ışıklar altında ben en iyi yaptığım işi en güzel şekilde yaparım, yetiştiririm. Herkes sakin olsun arkadaşlar diyebiliyorsanız da beklerim meslektaş olarak. Bugüne kadar yapmış olmaktan en mutlu olduğunuz ve işte eserim bu dediğiniz şey ne? Henüz yapmadım. Oo, daha yok. Peki onun bir zihinde bir tasarımı var mı? Yani yoksa öyle muhayyilede belirsiz bir şey mi? Yok yok, şöyle yani ben her yaptığım işi bir sonrakinde daha üste çıkarmayı hedefleyen biriyim. Her açıdan. Prodüksiyon kalitesi, armonik yapısı, melodileri hepsi bir öncekinden daha güzel olmalı. Yoksa nasıl ilerleyelim hep birlikte? Dolayısıyla yani hiç ben eskiden beste yapmıştım, o çok iyiydi, bu o kadar iyi olmadı demiyorum. Ama hepsi en iyisi bir sonraki oluyor. Bir sonraki. Peki beste yapmak mı yoksa insanları, yani insan yetiştirmek diyeceğim hakikaten. Danışmanlıktan çünkü bahsettiniz. Sonuç olarak evet. Üretmiş olduğunuz şey o üretim, o materyal olarak görünmenin ötesinde birilerine ilham da veriyor olabilir yani. Evet. Veya danışmanlıkla dediğim gibi aynı zamanda bir öğreticilik vazifeniz de olmuş oluyor. İnsana katkı mı, eser üretimi mi? İkisi de. Yani birincisi... zaten bizim bünyemiz öyle insan olarak. Yani biz öğrettiğimiz için ilerleyebiliyoruz insanlık olarak. Öğretmek çok önemli bir şey. Yani bilgiyi aktaracağız, deneyimi aktaracağız. O çok benim hayatımda kendime ilke seçtiğim bir şey. Bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Arkamdan birilerini yetiştirmek, birilerine bir şey öğretmek bana çok zevkli geliyor. O bir. İkincisi, yaptığım eserlerle, yani sanat eserleriyle de neyi hedeflerim? İnsanlara başka duygular verebilmeyi, onlara bulundukları yerden alıp onları başka bir yere götürebilmeyi ve o besteyi dinletirken onlara gizli bilgiler verebilmeyi melodilerimle.
hedeflerim. İlginç. Burayı açalım mı biraz? Şöyle, bu da şuradan feyiz aldığım bir konu. Anadolu'da bir terim var. Farsçadan geliyor, Osmanlıca. Mürgi dil. Mürgi dil, muhabbet kuşları arasındaki gizli aşk dili demek. Esas anlamı da şu, kullanıldığı anlamı. Tasavvuf dili. Yani ben size bir şey anlatıyorum, bütün herkese. Herkes bunu bir şey anlıyor. Ama içlerinde bir tanesi başka bir şey anlıyor. Ve bizim aramızda kalpten kalbe gizli bir yol var. Ve esas bilgiyi oluyor, gizli bilgiyi. Demek mürgi dil. Bunu ben müziğime yansıttığımda da yeni yaptığım çalışmanın ismi de mürgi dil çünkü. Şu an üzerinde çalıştığım, önümüzdeki zamanlarda yani bu yaz sonuna da o yaz ortasına doğru yayınlamayı düşündüğüm albümün adı mürgi dil. Benim hedeflediğim şey bu. Yani sizi bir yerden alıp bir yere götürmek ve her eserin içinde de size gizli bir bilgi vermek. Bu bir duygu olabilir, bir birikim olabilir, aktardığım bir şey olabilir. Size bir şey katacağını düşündüğüm bir şey olabilir. Hani şey gibi aslında biraz galiba, hani kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez gibi. Aynen öyle. Biraz böyle bir şey. Ben o bağ kurmaya çalışıyorum. Yani benim istediğim şey albüm çıkartmak değil, o bağ kurmak. Peki. Mekan ve zaman olarak şimdi Anadolu'ya atıfta bulundunuz siz. Evet. Anadolu sanatçı evet evrenseldir. Üretimiyle hı-hı. gününe bir şey söyler. Hatta belki geleceğe bir şey söyler. Geleceğe doğru bir köprü de kurar ama beslendiği kaynaklar da var. Bu anlamda Anadolu ne demek? Anadolu şu demek. Çok ilginç. Anadolu'da Hristiyanlar var. Museviler var. Müslümanlar gelmişler. Şamanlar gelmişler. Daha henüz bilmediğimiz bir din var, Göbekli Tepe. Orası bir tapınak ve hangi dine neye taptıklarını bilmiyoruz. Ve işte çıktığı günden bu yana birkaç yıldır, 5-6 yıldır belki de ortaya çıktı ki 12 bin yıllıkmış meğerse Anadolu. Evet. Daha ne olsun? Benim bilgim, ki tarihçilerden, hocalarımızdan özür dileyerek söylüyorum, benim bilgim o kadar. Ben 12 bin yıldan önce kim vardı bilmiyorum yani. Dolayısıyla uygarlıkla ilgili bildiğimiz her şey burada varmış zaten. Ve ben bunu hissediyorum. Yani bizim yöre yöre yemeklerimiz, yöre yöre bestelerimiz, müziklerimiz, ağıtlarımız, yöre yöre deyişlerimiz, hikayelerimiz, efsanelerimiz, epik masallarımız daha ne olsun? Yani daha sızıyor mu bu üretiminize, işlerinize sızıyor mu sizce? Sızmaz mı? Sızıyor tabii ki. Her şekilde sızıyor. Yani kemiklerime işliyor diyebilirim. Peki 12 bin yıllık tarihten geleceğe doğru şöyle bakalım. Evet. Özel ilgi alanınıza, yani üretiminizin hali hazırdaki durumu ayrı bir şey ama ilgi alanlarınızdan bahsetmiştiniz ya. Hatta hı-hı. sohbetin başında da ben gizli mabet bir göndermesi yapmıştım Ömer Seyfettin'e hı-hı. selamla. Bir de koleksiyonunuz var. Söz arasında hı-hı. bir parça geçti, biz tam anlamadık. Neyin koleksiyonu? Özelliğine. Şimdi şöyle, ben Star Wars filmine çok hayranım. Çocukluğumdan beri, 7 yaşımdan beri. 7 yaşında seyrettim. Kafam bir uçtu, bir daha yerine gelmedi. dolayısıyla büyüdükçe de baktım erişebiliyorum. Kendi kendime böyle bir yurt dışından bir şeyler getirebilme, işte bir çizgi roman, bir minik oyuncak figürü. Ya da gittiğim oyuncak fuarlarını takip etme gibi bir hobi de geliştirince bir koleksiyona dönüştü bu. Koleksiyonun da şöyle bir özelliği var. Dediğim gibi ben yaşam alanı koleksiyonu bir yerde saklamıyorum. Yaşam alanlarımı, özellikle çalışma, yaratma alanlarımı onlarla beziyorum. Kendini internette ifşa edenler arasında bildiğimiz kadarıyla dünyadaki en büyük ikinci Star Wars koleksiyonu. Niye ikinci olduğunu da şuradan biliyorum. Çünkü birincisi kimdi? Onunla arkadaşım. O yüzden biliyorum ikinci olduğunu. Onunkinden benimki daha az. Ama benimki kadar koleksiyonu olan, benimkinden 10 kat daha fazla büyük koleksiyon olan biri belki vardır muhakkak. Belki de yoktur. Ama internette baktığımız kadarıyla öyle birini göremedik.
Onun için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı değil bu benim için. Ama bu kadar çok oyuncak biriktirmiş olmanın, koleksiyon emtiası biriktirmiş olmanın bana verdiği bir zevk var. Yani onlarla ilgileniyorum, onları dizliyorum. Bazen onlarla vakit geçiriyorum. Bazen bir yıl onlarla ilgilenemiyorum. Çok yoğun işlerim oluyor. Onlar bana küsüyor. Ben onlara kendimi affettiriyorum. Var mı aranızda böyle olmaz canlı bir iletişim? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Babam Özer Altın Türk Sanat Müziği keman sanatçısıydı. Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucusu ve şefiydi. TSM'nin en büyük ses sanatçılarının da hocasıydı diye anlatınca sanıyorsunuz ki büyük destek almıştır müzik konusunda ailesinden. İşte orası pek öyle değil. Yine de haklarını teslim ediyor ve hayatımda ilk şansım destek verilmediyse de engellenmemiş olmamdır diyor. Rahman Altın bütün o incelikli, nazik, sanatçı tarafıyla, bir yandan ilk anda çok ortaya atmasa da muzip yaklaşımlarıyla, çocukluğu, o merak ve heyecanı sevmesi ve korumasıyla beraber ne istediğini, neyi nasıl yapabildiğini bilen gerçek bir profesyonel. İnsanda başarının tesadüfi olmadığını sadece hissettirmiyor, bütün hikayesiyle buna inandırıyor aynı zamanda. Duygu, evet, ilham, elbette. Ama egzersiz, egzersiz, egzersiz. Ne diyelim? Herkese onun gibi sevdiği işi yapmak, yaptığı işi sevmek böyle nasip olsun.